Çevrek hani pazardan şeyler aldık. BİM'den aldık daha doğrusu. Tekrar yola çıkıyoruz. Bugün de buranın pazarıymış. Kalabalık bayağı. Aşağı abi. Burada yol kenarında vardır ya marka. Aşağısı pazar. Yolda bir şey yokmuş herhalde abi ya. İyi kötü biz giderdik gerçi. Evet vallahi yüzdük. Sezen mod da çıkardı. Mod da çıkardı. Abi, ben şuradan mı gireyim yoksa ya? Bir daha şey yapmayayım. Gir. Bir dakika abi, çek. Bırak abi. İyi mi şöyle? Benim sandalyeyi söksene abi. Yana koyunca seni çamurluğa çarpacak. Ameliyeyim. He. Şöyle bakınca sanki değil mi? Çamurluk tek gelecek gibi. Bir tane çıkarsan yeter. Kirazlı şelalesi. Evet arkadaşlar. Kirazlı şelalesine. Kirazlı çayı. Ne geldik Kirazlı Şelalesi'ne doğru gideceğiz de şu yol sel götürmüş yolu. Motorları şöyle şuraya koyduk. Tuncay abimle bugün şimdi bir kahve yapacağız. Daha yolumuz çok. Eşyamız da çok. Bence yeter abi. Sert olsun biraz şöyle. Demli olsun kahvemiz.
Az şekerli, çok şekerli. Evet. Vallahi şu an ayaklarımızı suya soktuk. Sular buz gibi. Abi biraz yorgunluk gitti ya. Vallahi. Ayağı suya sokunca. Suya sokunca gitti. Bir de kahve içince de bir şey olur herhalde. Abi içmesek bile yorgunluğumuzu aldı. Aldı evet. Karıştırıyorum. Selbey abi açmış buraya arkadaşlar. Şurada yol varmış. Yol gitmiş. Daha doğrusu yol değil de. Yani yeşillik, yaya, düzlük bir yeşillik yani. Yayaların kullanılması yolu varmış ama orayı da yalamış. Evet. Motorları şimdi şuraya brandalarla konfile edeceğiz. Sonra kaç kilometre yürüyoruz abi? Yaklaşık 1 kilometre falan yürümemiz lazım. Bakalım. İlk şelale için. İkinci şelale için de 2 kilometre daha yürünecekmiş. YouTube'daki videoda daha önce çekim yapan arkadaş öyle söylüyor. Üçüncü şelale içinde 1 kilometre daha. Yani toplamda 3 şelaleyi de görmek için sanırım 3 kilometre yürümek gerekiyor. 3 kilometrede geri dönüş için 6. Abi biz birinci şelale yürüyünce orada biraz takılırız. Olmazsa görmek için diğer şelaleye yürürüz. Eşyaları orada bırakırız. Yani evet. Olabilir mi? Gözümüz kesiyorsa birinci şelaleden sonra. Birinci şelale bizi mutlu ediyorsa 2'ye gitmeyelim. Etmezse mutluluğu aramak için 2-3. Evet, hatta daha ilerlere. İyi, neyse biz kahvemizi içelim daha devam ederiz. Hangisi şekerli abi? Kahveleri soğutmayalım şu sınıf. Evet, tamam. Evet, motorlarımızı şöyle kamufle ettik. Yol çökmüş. Askeri pançolarla. Yükümüzle yüklendik, gidiyoruz bakalım. Baltayı aldık mı? Aldık abi. Baltasız asla. Şuradan gidelim. Oradan mı gidelim? Yolu daha düzgün. Tamam abi, oradan gidebiliriz. Hadi gidelim. Evet, normalde yol böyleymiş. Ama sel getirmiş. Burası felaket, inceliyor, daralıyor. Bugün biraz yorucu olacak ha Tuncay abi. Dur bakalım ya. İlk şelaleyi görelim de. Evet. Ondan sonra ne olacağı ortaya çıkar. Şuradan çıkacağız mı abi? Yine yürüyelim mi dereden? Dereden mi? Evet, vatandaş veya uğraşmış. Balık tuzağı yapmış değil mi abi? Ama balık yok. Neyse, dönüşte bir tane düşerse yeriz. Yürümeye devam. Evet, şelaleye geldik arkadaşlar. Abi. Bak buraya su akıyor. Kayanın altından bir yerden şu tarafa gidiyor. Bak başka gider yok. Bak. Aha, kayanın altından bir yerden gidiyor. Yine hamallık sınırlarını zorluyoruz. Yürümeye devam. Ne kadar kalmıştır abi? Şöyle bir yerdeyiz. Geleceğimiz yerin yarısını gelebildik mi acaba? 3'te 1 mi? İşte 1 kaldı. O alanın bir bölgesi mi kaldı? Yürüdük. İkisini yürüdük mü?
yürüdüğümüz mesafenin yarısı kadar daha yürüyeceğiz. He, tamam. İyi bir şey kalmamış ya. Çok sakat ya. Evet. Sesi geliyor. Arkadaşlar, az kaldı. Ne kadar geldik abi? 2 kilometre yürüdük mü? Abi o zaman şu kenardan çıkalım. Buraya hep selde olmuş herhalde. Kayanın üstüne kaya çıkmış. Çok sakat. Bir yer. Buradan merdiven gibi. Buradan tırmanıp çıkacağız. Geldik mi abi? Bir ses var. Evet. Abi burada doğal merdiven var. Biraz yamuk ama. Evet, o işaretli konumdaki şelale sanırım selde kaybolmuş abi. Yani kaybolmuş. Ya da ya da burası yani. Birinci şelalenin noktasını geçtik, ikiye doğru yaklaştık ama bunu göremedik. Evet, birinci şelalenin işaretli noktasını geçtik ama türü göremedik. Şurada bir yer bulduk. Biraz bir derinlik var. 2 metre. Ya en azından suya girebileceğimiz ufak bir yer bulduk. Şelale sayarsak şelaleler var. Aç. Evet. Şu alanda pikniğimizi yapacağız. Şurası biraz derin. Birazdan şurada gireceğim suya. Yemekten sonra yukarılara doğru biraz yürüyeceğiz bakalım. Yemekten sonra bir bakarız abi olmazsa. Olur bakalım. Tamam. Evet. Ateşimizi başlattık. Oteli biraz şey yapalım abi ya, ateşte dursun. Dün ondan yine tavuk yaptıydık. Evet, lokasyonumuz burası. Tuncay abi. Yorulduk oğlum. Dinleniriz. Otur abi sen otur. Çok yol yürüdük. Sen otur, evet. Bayağı yürüdük. Aha. Ne oldu abi? Örümcek ağına bak. Kocaman örümcek var ortasında. Görüyor musun? Evet. Adamı yer. Evet, şurada biraz sonra suya gireceğim. Mangalımızı yapacağız. Şurada bir çayımız, kahvemiz. He Tuncay abi. Aynen. Yemekten sonra kahveyi bir içebilseydik. O zaman anlardık. İkinciyi görürüz herhalde. Biraz yaklaştık ikinciye. Yaklaştık yani. Şu virajdan sonra görülmesi lazım. Eğer nokta doğruysa. En azından bir dinlenince gider geliriz. 1,5 saat falan sürüyor yürümek. İniş taş çatıda 10-15 dakika erken sürer. Yükümüz azalır. 1 saatlik yolumuz var mı? Yani 1 saat 15 dakika da abi. Evet. Hava biz oraya motorların yanına 7'de falan inmeli. Değil mi? Erken.
7'den önce binelim. Yola tamam. Çıkalım. Hemen olan kapılınca problem yok. Ondan sonra korkma. Abi kömür atıyorum. Nasıl, kaç derecedir sıcaklık? Abi bilmiyorum, herhalde 10 derece var mı? Afiyet olsun Hüce abi. Hak ettik tavuğu. Biraz beraber olsun. Gidiyorum abi. Kanat ağırlıklı tavuk suyun içinde. Evet, suyun içinde. Güneşi de batırdık böylece. Güneşi batırdık, evet. Kolalarımız var. Çikolatamız, tatlımız da var. Yeter. Bir çay, kahve az sonra. Ateşimiz de yanar şimdi. Evet, saat 5'e geldi. Toplanıyoruz. Ateşimizi de yakmıştık. Şelaleleri herhalde sel getirmiş. Noktayı bayağı bir geçtik ama. Evet, noktayı haritadaki işaretli noktayı geçtik ama şelale diye göremedik. Ufak yerler vardı sanırım, oralar mı yoksa selde kayıp mı oldu belli değil. Daha da ileri gitmeyeceğiz. Saat 5 oldu, daha geri dönüşümüz var, bayağı yol var. Motorların yanına gideceğiz birazdan, toplanıyoruz. Arkadaşlar, geri dönüşte şöyle bir şelale gördük. Sanırım burası. Yukarı kadar çıkmak istiyordum ama hava kararacak artık. Ya motorları da çıkartmamız lazım dere yatağından. Şöyle bir yer var. Şelale olarak. Başka yukarılarda pek bir yer göremedik. Abi en azından bura şelaleye benziyor. Tuncay abi, buraya gelecek olanlara tavsiyeniz var mı abi? Var, var. Sağa bakarak gelsinler. Sağa bakarak. Vallahi benim buraya gelecek olanlara tavsiyem, bence gelmeyin. Gerek yok yani. Gidelim mi abi? Bizim gibi kaçırabilirler. Dikkatlice gelsinler. Ben evet. Konumunu şimdi senin WhatsApp'ına gönderdim. Tamam abi. Ona göre gelsinler. Askeri pançolarla motorları kamufle ettik yoldan görünmesin diye. Evet, motorlarımız burada. Motorları çıkarttık. Eve dönüş başlıyor. Dönüş başlıyor. Bacaklarımız çok yoruldu. Vallahi yorucu. Bugün motor mu kullandık? Yürüyüş mü yaptık, hiç anlamadık. Yürüyüş yapsak ne? Yüklü yürüyüş. Yüklü yürüyüş. Bayağı bir hamallık, amelelik. Evet, yaptık. Hamallık, amelelik. Bu vadiyi böyle yürüdük. Dere yatağından. Neyse. Bugünlük turumuz da böyle olsun. Evet. Bir dahakine inşallah abi. YouTube yönlendirmesiyle ancak bu kadar. Evet, YouTube yönlendirmesi. Yolumuz belli değil, sel gelmişti. Yol kopup gitmiş. Evet. Yürünecek yer, motor sürecek yol kalmış. Muhtemelen abi akarın da çoğu yeri değişmiştir. Değil mi? Şelale belki hani evet. Bozulmuştur yani. Şelale, ben 2 ve 3. şelale yok. Kaybolmuş. Yani evet. Evet. Bugünlük bu kadar.
Dönüş yolculuğumuz başlıyor. Hayırlı yolculuklar abi. Sağ olun.